4 milyon kamu çalışanı, 2.3 milyon kamu emeklisi bugünlerde heyecanlı. Çünkü Türkiye'nin nabzı yapılacak toplu sözleşmelerde atıyor bu sıralar Ankara'da. Aileleriyle birlikte hesap ettiğinizde yaklaşık 25-26 milyon insanı ilgilendiren bir görüşme bu. Ve bu görüşmenin masada temsilcisi olan ve imza atacak olan isim Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın. Bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep İyi merak ediyorum bu kadar büyük bir kitleyi etkileyecek imzayı atan kişinin gece uykuları nasıl ve işte düşünceleri nasıl? Evet. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, ekranlar başında bizi izleyen bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Memur Senayesi adına. Ee, i̇mzaladığımız da oluyor, imzalamadığımız da oluyor. Altı toplu sözleşme yaptık. Bunun dördünde uzlaştık. ikisinde uzlaşamadık. Hakem kurulu kararı verdi. Dolayısıyla toplu sözleşme süreci Türkiye'deki e, ülkeden bütçeden payını alma noktasında, gelir dağılımda adaleti sağlama noktasında, gayri safi milli hasılanın paylaşılması noktasında en önemli sosyal diyalog mekanizması, en önemli enstrümanlardan birisi. Toplu sözleşme. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 milyonu bulan e, kamu görevlisi ve 2 milyon 300 bin aşan memur emeklisi var. Bu kitlenin tamamı e, toplu sözleşme sürecinden doğal olarak etkileniyor. O yüzden bizim gayretimiz, bizim amacımız toplu sözleşmede e, hakka niyeti sağlayabilmek, gelir dağılımda adalete vesile olmak, Dolayısıyla ücret skalasında adalete vesile olmak. Bu açıdan e, yükümüz kolay değil, işimiz kolay değil. E, onun için en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. Yeni bir döneme başlıyoruz. 7. dönem toplu sözleşme 2024 25 yıllarını kapsayacak olan sözleşme olacak. İnşallah hayra vesile. İnşallah. Bizden önceki programda Mehmet Akif Ersoy konuyla beraber oldukça yoğun bir siyasi tartışma içerisindeydi. Sayın Başkan da kendi gündemi tabii çok farklı olduğu için siyaset çok tartışılıyor dedi. Ama biz Türkiye'nin nabzı olarak... 25 milyon insanı ilgilendiren bu toplu sözleşmeyi, masaya yatırmayı, neler olduğunu ve nasıl bir yol haritası olacağını konuşmayı tercih ettik. O yüzden sizler de sosyal medya hesaplarınızdan Türkiye'nin nabzı programına yazarak sorularınızla, önerilerinizle, görüşlerinizle programa katkı yapabilirsiniz, dahil olabilirsiniz. Zaten gün boyunca yaklaşık 5000'e yakın insanın soruları, görüşleri bütün sosyal medya hesaplarımıza yağdı. Sayın Başkan şöyle yapmayı öneriyorum. İlk önce bir meseleyi anlayalım. Yani kaç kişiyi ilgilendiriyor, kaç kişi var, nasıl bir şey, bir kitleyi ilgilendiriyor. Bunu konuştuktan sonra bir yol haritası çıkacak. Bu yol haritasında sizin talepleriniz ne olacak? Bunları detaylarıyla ilgili konuşalım. Şimdi birincisi ben de bir memur çocuğuyum. Babam bir e, emekli öğretmendi, rahmetli. O yüzden memur hayatını biliyorum, memur ailesini biliyorum, nasıl yaşadıklarını biliyorum. Çok uzun yıllar önce olsa da e, bu insanların e, hayatlarıyla ilgili e, tecrübelerim var. E, ama şunu da görüyorum, e, bize yazan, sosyal medyadan sizin cevaplamanızı isteyen insanların tamamında bir geçim sıkıntısı, serzenişi, sitemi özellikle de emeklilerde. Ee, yoğun bir şekilde var. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi bir numaralı grafiğimizle başlayalım. Ee, rakamlarla bir e, kaç kişiyi ilgilendiriyor bu toplu sözleşme? Oradan başlayalım. Toplu sözleşme me e, memurları ve memur toplu sözleşmesinden bir de etkilenen bir de var. İşte e, kadrosuz öğreticilerden tutun da ücretli öğretmenlere varana kadar çünkü ek ders üzerinden ücretlendirdikleri için hı hı. toplu sözleşmedeki birimsel artıştan onlar da doğal olarak etkilenmiş olacaklar. Bu açıdan memurları ve memur kapsamı içerisinde memur işi yapan memur sözleşmesinin ...katsayı çarpanları üzerinden e, etkilenen kitleleri ilgilendirdiği gibi memur emeklilerini, kamu görevlisi emeklilerini ilgilendiriyor. Orada da 2 milyon 300 bini aşık büyük da kitle bir var. O yüzden... Şimdi... E, Sayın Başkan, büyük benim, bir kitle. Evet, dikkatimi çeken şey şu, Türkiye'de e, yaklaşık 3 milyon 712 bin e, kamu çalışanı var. E, bu rakamı e, nasıl buluyorsunuz? Yüksek midir? Mesela Avrupa ülkelerine kıyasladığınızda e, kamu çalışanın sayısı fazla mıdır, değil midir? Şimdi, o konuda şunu söyleyeyim. Yani bir defa fazla değil. Hmm. E, kamuoyunda şöyle bir şey var, bakış açısı var. Türkiye'de memur sayısı çok fazla. İşte e, devlet çok şişti, e, devlet artık hantal bir hale geldi gibi bir bakış açısı var. Bu doğru bilinen bir yanlış. Dolayısıyla e, niye yanlış? ifade edeyim ben size. OECD verilerine göre Türkiye'deki memur sayısı nüfusa kıyaslanında diğer ülkelere göre fazla değil. Mesela ABD'de her 13 kişiden, Almanya'da 19 kişiden, Kanada'da 12 kişiden Türkiye'de ise 30 kişiden biri memur. Yani bir defa baştan bu bakış açısı çok hakkaniyetli, doğru bir bakış açısı değil. Bir dakika, Amerika gibi liberal bir e, ülkede memur sayısı bizden fazla mı? Tabii. Nüfusa oranla. Her 13 kişiden biri bir memur. Hmm. Almanya'da 19, Kanada'da 12, Türkiye'de 30 kişiden biri memur. Bu haliyle yani OECD ortalamasında 4 puan altındayız biz. Hmm. Ee, bu açıdan e, bu bakış açısı doğru değil. Hmm. Onun için biz mesela yoğunlukta olarak, Bazen personel alımı konusunda ısrarla cümleler kurarız. Üniversitelerdeki yeterli idari personel e, yok. Dolayısıyla idari personel ihtiyacı var deriz. Milli eğitimde idari personel ihtiyacı var deriz. Dolayısıyla milli eğitimde dikkat ederseniz e, konuları yakında takip ediyorsunuz. İşte e, okullardaki temizlik sorunu yardımcı hizmeti üzerinden çözülmüyor. E, TYP üzerinden çözülüyor. Toplum yararına çalışma projesi üzerinden çözülüyor ve işsizlik fonu üzerinden geçici olarak palyatif olarak çözülüyor. Bu açıdan Türkiye'de kamuda memur sayısı olması gereken noktada değil. Peki emekli için, sayısı için ne düşünüyorsunuz? 2.3 milyon kamu emeklisi var. Ben bence emekli sayısı da çok fazla değil. Yani Türkiye'de memur emeklisi boyutuyla çok fazla bir emekli, yıllara sari bir hizmet var ortada ve 2 milyon bin memur emeklisi var. Bu açıdan memur emeklisi çok fazla bir sayı değil. Hmm. Şimdi EYT ile alakalı mesela tartışma var. İşte EYT geldi bütün insanlar emekli olacak. Evet bu özel sektör için işçi kesimi için geçerli. Hmm. E, ama memur emeklisi için böyle bir şey söz memur için böyle bir şey söz konusu değil. Şu an memurlar emeklilik dilekçelerini geri çekiyorlar. Neden? Şundan dolayı e, en son yapılan e, düzenlemede e, kamu çerçeve protokolünden sonra memurlar olarak bizim sesimizi yükselterek e, milli gelirden payı alamadığımızı, en düşük memur maaşının durumunu, emekli maaşının pozisyonunu ifade ettiğimiz süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 bin en düşük memur maaşı olacağına dair e, bir e, vaadi oldu. Bu vaatle beraber bu emeklilere de yansıyacak e, şeklinde ifade edildi. Ama emeklilere bu yansıdı mı? Emeklilere evet, bir %6 küsürlük bir ilaveyle beraber %25'e çıkarıldı o 7.55'lik ücret. Enflasyon farkıyla 6 aylık zam %25'e çıkarıldı. Ama bu emeklilerin ayakta kalması için yeterli bir miktar mı? Asla değil. Niye tamam. değil? Şunun için ben şimdi size bazı şeyler ifade edeyim. Ortada açık bir gerçek var. Bugün e, emeklilerde en düşük emekli maaşı 9800 rakamlarında. Şimdi bu rakamla siz nasıl ayakta kalacaksınız? Yani bunun ayakta kalma şansı var mı? Emeklilerde e, Memurlar özellikle emekli olduklarında e, maaşları düşüyor. E, 2008'den önceki olanlar 5.434 sayılı e, kanun gereği, %50 artı hizmet yılı deyip 30 yıllık e, çalışması olan bir kişinin aylığı buna göre bağlanırken, 5.510'dan sonra 2 çarpı hizmet yılı yani birinde %80'i maaşının %80'i bağlanırken diğerinde %60'ı bağlanmış olacak. Şimdi burada e, emekli maaşına baktığınız zaman maaşı eğer memurun maaşı 20 21 e, bin liraysa 22 bin liraysa bunun yüzde %80 li, %80'ini düşünün bir de yüzde %60'ını düşünün. Burada memur maaşı, emekli maaşı e, emeklilerin bu aradaki maaşları hak edişleri üzerine, çalıştıkları süre üzerinde tüm ücretlerinden kesilmiyor. Bazı oranlardan kesiliyor ama tüm ücretlerinden kesilmediği için emekli maaşları düşük oluyor. Şimdi 8075 liralık yapılan seyyanen zam emeklilere olduğu şekilde yansıdı mı? Hayır. Maaşı yükselttim evet. Maaşı yükselttim ama emekli maaşını yükseltmedi.